Doğru, ben de seni arıyordum. Buyurun, buradayım. Senin ödevinin devamı vardı değil mi? Evet, var. Hatta ben de çıkışta bir şeyler atıştırırken devam ederiz diye düşünmüştüm, eğer senin için de uygunsa tabii. Hatırladığıma göre sen ödevi eksik yaptığın için Filiz Hoca sana ek ödev vermişti. Değil mi, doğru mu hatırlıyorum? Evet, evet, aynen öyle oldu. Peki bundan Filiz Hoca'nın haberi var mı? Çünkü hiç öyle ek ödev falan vermemiş. Ödev falan yoktu değil mi? Peki niye böyle bir şey yaptın? Başka bir yol gelmedi aklıma. Ne için? Seninle vakit geçirebilmek için, seni tanımak için. Eğer ödev var demeseydim, bu dediklerimin hiçbirini okey demeyecektim. Diyecek miydim? Doğruyu söyle. Olayımız şu, ben, yani Doruk Atakul, Asiye'ye aşığım. Ama henüz sevgili değiliz. Çünkü o bana güven farklı olarak. Ama ben onun güvenini kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin merakını giderdim mi? Bir şey mi söyleyecektin? Evet, bir şey söyleyecektim. Doruk, iyi ki varsın. Sen benim hayatımda bana iyi gelen tek şeysin. İyi ki benim sevgilimsin. Sen de iyi ki benimlesin sevgilim. İyi ki beni seçtin. Sayende dünyanın en mutlu erkeği. Şükürler. İyi misin? İyiyim. Bunlar ne? Banyo lifi. Hepsi biraz fazla değil mi? Satmak için arıyorum, yıkanmak için değil. Satmak için mi? Evet. Çıkışta mahalleden bir teyzeye vereceğim. Yarın tezgah çıkaracak. Para biriktirip eve çıkmak istiyoruz da. Anladım. İyi para geçiyor mu bari eline? Yani hiç yoktan iyidir diyelim. Örmeyi seviyor musun peki? Ne oldu? Yine yalandan ödev sorularına mı başladık? Hayır canım, onunla ne alakası var ya? Eğer örmeyi sevmiyorsan hani para kazanman için başka bir yol bulabilir miyiz diye düşünüyordum. Bulabilir miyiz derken? Sen yani, senin için. Yani ben başka bir yol bulamadım. Bir de sen düşün. Buldum bile. Ne buldun? Ömer, bir dahakine sen önden git. Günaydın Ataman Koleji öğrencileri. Yeni bir okul gününe hepiniz hoş geldiniz. Ne oluyor ya? İç sesim dıştan mı duyuldu? Sanki biri repliğimi çalmış. Ben öğrenci temsilciniz Doruk Atakol. Herkese iyi günler dilerim. Okul radyosu. Buruk Hoca ile konuştuk, anlaştık da. Böyle her gün açılışlar yapacağız. Bugün Doruk'un günüydü. Size bugün bazı hatırlatmalarım olacak. Önce ilk. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Ve onlara sevginizi göstermekten sakın çekinmeyin. Onlara doya doya sevginizi gösterin. Mesela şekil 1A. Seni seviyorum Asiye Eren. Hem de çok seviyorum. Arayın en kısa radyo yeni geliyor. Hadi hayırlısı olsun. Duruğa bak ya. Ya hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Adam doğuştan Roma'ya. Yani yaratılışı bu. Yapacak bir şey yok. Sen de işte utangaç Juliet. Bir dakika, şu kapıdan önce sen. Ben bizi görmüyor belli ki. Hadi prova yapacağız. Bak, haftaya yarışma var, oyalanmasan mı artık? Ben gelmiyorum, başkasını buldum. Ne? Ne demek gelmiyorum ya? Yarışma ne olacak? Harikayla uğraşamam. Kimseyle kavga etmemem lazım, yoksa bursum kesilecek. Harika yüzünden yarışmaya katılmayacağım mı yani? Korktun ondan öyle mi? Sadece kendimi riske atmayacağım. Sabrımı zorluyor, dayanamıyorum işte, yükseliyorum. Ama okul benim için daha önemli. Sana yarışmada bol şans. Doruk, sinema programını iptal ettiğimiz için çok özür dilerim. Hiç böyle olmasını istemiyordum. Çok içimde kaldı. Kalmasın güzel sevgilim. Benim güzel sevgilimin aklı böyle küçük şeylere takılmasın. Öyle tabii de. Film için çok heveslenmiştik. Olsun. Başka neyde kaldı peki aklın? İşte o romantik filmi izlemede. Patlamış Mısır'da. Gazoz mu demiştin bir de? Evet, soğuk gazozda. Pamuk şekerde. Güzel olurdu. Bir de böyle kafamı sevgilimin omzuna yaslayıp keyif yapmakta tabii. En çok onda kaldı. Bayağı güzel olur. O zaman aklında kalacağını yaşayalım gitsin sevgilim. Nasıl yani? Bu saatte hiç açık sinema bulamayız ki. Açık sinema bulamazsak sinemayı ayağımıza getiririz. Ter ki benim güzel sevgilimin aklı böyle küçük şeylere takılmasın. Finalde karşı karşıya kalırsak ne olacak peki? Yenebiliyorsan yeneceksin. Küsmek bozulmak yok yani. Herhalde yok. Vallahi bir şey itiraf edeyim. Benim tanıdığım Doruk Atakul, eğer finale kalırsanız sen o para ödülünü kazan diye sana bile bile yenilir. Saçmalama Doruk ya, öyle bir şeye gerek yok. Ne yapayım? Sen de başka türlü yardımcı olmama izin ver o zaman. Yani Ömer işe girdi zaten. Ben de eğer bir şeyler bulursam biz hallederiz, sen merak etme beni. Allah, merak etmemem pek mümkün değil ama neyse. Aa bak, sana ne vereceğim. Ne o? Hani sen geçen gün edebiyat dersinde şiir okumayı çok seviyorum demiştin ya. Evet. Ben de şiir yazdım sana. Çok tatlısın, ver. Bakalım beğenecek misin? Ne kaşı ne gözü. En sevdiğim yeri o güzel kalbi. Bir de gülüşü var ki o an seni çarpar, şarkı söylemek gibi, ne bileyim biraz da. Nasıl, beğendin mi? Beğendim, çok güzel olmuş. Vallahi inanır mısın Asiye? Yani şiir yazmak çok zor bir işmiş. Ben şairlerin halini anladım. Hiç böyle şarkı söz yazmaya falan benzemiyormuş. Peki sen bu şiiri yazarken birinden hiç yardım aldın mı? Nasıl yani? Bilmem, babandan falan. Babamdan falan? Yani böyle hani bir cümle, hani 2-3 kelime falan belki biraz yardım almış olabilirim. Ne oldu ya, niye gülüyorsun ki sen? Şeyi nereden, onlardan anladın? Şiirin baş harflerine baksana bir. Ne boş, ah baba ya. Son dakika yediğim gole bak ya. Çuvalladım değil mi? Hayır, hiç önemli değil. Gel, oh, seni düşünmen yeter.
ya? Lütfen gittiğin yere haber ver bir tanem. Aklım sende kalıyor biliyorsun. Biraz yalnız kalmak istemiştim de. Kalkayım mı? Yok hayır. Senden değil. Biraz Ömer'den uzaklaşıp düşünmek istedim. Tolga o kadar da saçmalamıyor yani. Ömer çok abarttı artık. Onu anlayabiliyorum. Yani bir anda bir sürü şey sağladı. Sanki bunun tadını çıkartmaya çalışıyor. Bence Ömer değişmedi. O hala aynı Ömer. Endişelenme. Umarım dediğin gibidir Doruk. Siz Asiye Hanım, siz değiştiniz mi? Artık duyduğuma göre Karun kadar zenginmişsiniz ha? Tabii çok değiştim ben, inanılmaz. Bak. Evet, mesela artık beni yemeğe falan çıkaramaz. O nedenmiş? Çünkü ben seni çıkaracağım yemeğe. Bana uyar. Yeter ki sen yanımda ol. Yeter ki şu yakışıklıyı yalnız bırak. Ya yine konuyu yakışıklılığına getirdin, çok komik. Komiyim tabii. Hem komik hem yakışıklı. Nadir bulunanım da. Şu manzara bozulur mu be? Ha? Ya şu güzel görüntü dağıtılır mı? Zalimin kızı, elini vicdanına koy da söyle be. Aha, duydu sanki ha. Asiye? Alo, müsait miydin? Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, yok canım, ne rahatsızlığı. Müsaittim tabii. Kitap okuyordum. Aa, tamam, çok tutmayayım o zaman. Senden bir iyilik isteyecektim de. İşte tabii ya. Sen böyle söyledikten sonra canımı iste veririm ben Asiye. Yarın Berk'in doğum günüymüş de. Ay bir kere bir türlü nerede ne yapılır bulamıyor. Sen birazcık yardımcı olsan, birlikte bir organizasyon yapsak olur mu? Olur tabii ya, olmaz mı? Sürpriz olsun ama Berk duymasın. Şu anda çok doğru adrestesin Asiye'cim. Çünkü karşında Balkanların en sürprizci, en romantik ve en yakışıklı adamı durur. Gerçi bunların birçoğu belki ilgilendirmiyor olabilir ama. Olsun, hallederim ben, tamam. Ben de o iş. Tamam o zaman, anlaştık. Anlaştık ya. Uzun zaman oldu bu lafı duymadan. Özlemişim valla. Ha bu arada. Bir bahaneyle de olsa sesini duyduğum için sevindim. Yani mutlu oldum beni aradığın için. Beni istediğin zaman arayabilirsin. Yani çok abartılacak bir şey yok ki. Bence sen rahat ol yani, tamam mı? Sonuna kadar arkadaşız diyorsun yani ha? Anlıyorum best friend. Konuşuruz. Öpüyorum seni. Ben daha çok öpüyorum. Aşığım sana be. Günaydın. Ben nöbetçiyim bu arada. Yani hemen gitmem lazım. Asiye, ben dünkü ısrarlı arayışlarımdan dolayı sonrasında çok utandım. Umarım zor durumda bırakmamışımdır seni. Yok, bırakmadım. Ya ne bileyim, ben senden haber alamayınca çok endişeleniyorum. Elimde değil. Anlıyorum. Asiye sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Olmadı. Emin misin? Suratıma niye bakmıyorsun peki? Bir şey olmadı diyorum Doruk. Israr etme. Asiye bir dakika. Tamam ben toplarım. Bir dakika ya. Bu benim kompozisyonum. Bak kaç sene önce yazdığım ödevde. Bunların ne işi var sende? Doruk bir şey sorma, konuşmak istemiyorum. Ben konuşmak istiyorum ama bir tane. Anlatır mısın bana ne oluyor? Doruk senin hayallerin varmış. Bak burada yazıyor hepsi. Müzik okuluna gitmek istiyormuşsun. Dünyayı gezmek istiyormuşsun. Benim yüzümün hepsinden vazgeçmişsin. Bir tabii ki saçmalama, hiçbirinden vazgeçmedim. Ama bütün hayallerin burada benimle birlikte. Kendine özel hayalin bile yok. Kim söylemiş bunu ya, saçmalama. Hala hayallerim var benim. Ama hepsini seninle birlikte gerçekleştirmek istediğim hayaller. Müzik okuluna beraber gidebiliriz. Dünyayı birlikte gezebiliriz. Yani ne bileyim, buna benzeyen bütün hayallerimizi birlikte gerçekleştirebiliriz. Değişen sadece bu. Yani ben senin hayallerin için engel değil miyim? Hayır tabii ki, ne engel olması, saçmalama. Aksine böyle büyüyüp adam olmak, gözüne daha çok girmek falan istiyorum. Asiye sen Doruk Atakul'un yaşam enerjisisin. Anla artık bunu lütfen. Gel buraya. Evet. Bunu da çözdüğümüze göre nereden geçti bu ödevler senin eline? Niye bu kadar üzüldün sen? Anlat bakalım, dinliyorum. Kapalı devre ne? Sadece bize özel yayın demek. Çalan müzikler okul dışındaki hiçbir hoparlörden dinlenemeyecek. Yani ben sana yayında aşkımı ilan edersem bunu sadece bu okuldakiler duyabilecek. Eğer tabii sen de aynısını yaparsan o zaman da öyle olacak demek. Herkes birer DJ ve radyo programcısı olacak. Süpermiş bu radyo olayı ya. Bayıldım ben. Cidden. Biz Asiye Hanım'la gerekirse uzun uzun kafa kafaya verip en iyi şekilde hallederiz bu işi. Öyle değil mi sayın temsilci Asiye Eren Hanım? Hallederiz. Burak Hoca'yı sen de duydun Asiye Hanım. Birlikte kafa kafaya verip uzun saatler boyunca çalışmamız gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Benimle artık konuşman ve ilgilenmen gerek demek oluyor. Malum bunlar olmadığı zaman çalışmada pek verimli olmuyor tabii, biliyorsun. Sana da barışmak için bahane çıktı ha. Ya hadi ama Asiye'm ya. Daha ne kadar uzatacaksın ki bu durumu? Bak geceleri gözüm uyku girmiyor. İçimi yiyor. Ha be. Üzme şu Doruk Atakul'u. Ama sen de benim güvenimi kırdın Doruk. Ben senden geldim, yardım istedim. Sen de gittin benim arkamdan iş çevirdin. Ömer'in o pisliklerle çalışmasına göz yumdun. Ya hayır ama ya. Hem kaç defa anlattım, göz falan da yummadım. Neyse ne ya. Sürekli aynı şeyi konuşuyoruz. Yani sana tekrardan güvendiğimi hissettiğimde bu soğukluk biter. Ama yani neden seni tekrardan affetmem gerekiyor? Neden barışmamız gerekiyor falan ikna olmam lazım tabii. Peki. Tamam. Öyle diyorsan öyle olsun bakalım. Anlaştık. Bir sıkıntı çıkmadan halledebilirim ya. Yaparsın sen ya. Yani bir çocuğu oyalamaktan daha kolay ne olabilir ki? Göreceğiz bakalım. Kaça kadar çalışacaksın peki? Belli mi? Gonca abla 3-4 saat dedi ama. Güzel. Ben burada bekliyorum o zaman seni. Ben kendim dönerim aslında. Bu konu tartışmaya açık bir konu değil Asiye Eren. Bekliyorum. Peki tamam o zaman. Ha bu arada
Burada zorlanırsan buradayım. Çocuk dilinden de iyi anlar. Senin yapamadığın bir şey var mı acaba? Var. Asilsiz yapamıyorum mesela. Onsuz nefes alamıyorum. Asilsiz kalmayacaksın zaten, merak etme. Görüşürüz, gidiyorum ben. Görüşelim tabii ya. Görüşelim tabii be.